genel olarak Türklerin %80'i parlamento seçimleri hakkında kimse bir şey bilmiyor. Kim nereye oy atacağını dahi bilmiyor. Yani biz dahi bir şey bilmiyoruz. Kimse bir şey açıklama yapmıyor. Avrupa Parlamentosu seçimleri bu kez çok farklı sonuçlar doğurabilir. Deprem etkisi yaratabilir. Avrupa Birliği'ne şüpheyle yaklaşan aşırı sağ partiler daha önce hiç olmadığı kadar oylarını arttırmış durumda. Peki vatandaşlar Avrupa Parlamentosu seçimlerini takip ediyor mu? Oy kullanacaklar mı? Euronews vatandaşlara mikrofon uzattı. Umuyorum ki seçimlere katılım yüksek olur. Özellikle göçmen kökenli insanların sadece kendi etnik kökenine mensup insanları bölgesel düzeyde desteklemesinden öte genel olarak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katkıda bulunması gerek. Oy hakkım var ama kullanmayacağım. Sebep? Sebep. Gerek duymuyorum çünkü. Buradaki Türklerin çoğu Fransızca zaten bilmiyor. Fransızca televizyonlarını izlemiyoruz. Genelde Belçika televizyonlarını izlemiyoruz. Bu sebeplerden dolayı takip etmiyoruz. Ben devamlı Belçika kanallarını seyrederdim. Bu Türk çanak antenini falan istemezdim. Ama ne oldu ister istemez. Çocuklar büyüdü. Hanım bir şey etti. Çanak anten oldu. Kotitel'i kapattık mesela. Buradaki Türkiye'li göçmenlerin yaşadığı ya da genel olarak göçmenlerin yaşadığı sorunların ifade edilmesi Avrupa Parlamentosu'na daha güçlü etki yaratacaktır diye düşünüyorum. Başka belediyelere gidip bir Avrupalılarla konuşmuyoruz. Avrupalılarla muhabbet etmiyoruz, eşlik yapmıyoruz, dost olmuyoruz. Hani bir içli dışlı olmuyoruz Avrupalılarla. Hep Türk vatandaşlarının arasında kala ne oluyor? Bu beyinden önceden bir şey aldıysan onlar da kayboluyor yani.